Güneydoğu'da haftalardır güvenlik güçlerimizle çatışan terör örgütü PKK. Sayın seyirciler silah desteğini nereden alıyor sorusu hep gündemde olan bir soru. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ABD yapımı bir insansız hava aracı bulunması bu sorunun cevabı hakkında fikir veriyor. Hem de Joe Biden'ın ziyaretinin hemen öncesinde süreci boyunca Güneydoğu'daki il ve ilçeleri silah deposu haline getiren terör örgütü PKK haftalardır güvenlik güçlerimizle sokak savaşında. Teröristlerin elinde her türlü modern silah bulunuyor çatışmaların kısmen sona erdiği Şırnak'ın Silopi ilçesinde ev eve varama çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri bir evin bahçesinde depo olarak kullanılan alanda monte edilmemiş halde mini insansız hava aracı buldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın fotoğraflarını paylaştığı insansız hava aracının ABD yapımı olduğu belirlendi. Elle atılan aracın 20 kilometre menzili bulunuyor. Teröristlerin bu araçlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hareketlerini takip ettiği ifade ediliyor. Peki teröristler bu silahları nereden ve nasıl aldı? Irak'ın kuzeyinden sonra Suriye'nin kuzeyinde de oluşturulan Barzani koridoru Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütünün en büyük beslenme kaynağı haline geldi. Bölücü örgütün silahlarının ABD, İsrail ve Avrupa ülkelerinden temin ettiği ifade ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre bu ülkelerin Peşmerge ve PYD güçlerine hibe ettiği ağır silahlar çeşitli yollarla Türkiye'ye sokularak güvenlik güçlerimize karşı kullanılıyor. Yol geçen anına dönen Suriye sınırından Türkiye'ye birçok tünel kazıldığı ifade ediliyor. PKK'nın bu tünellerden hem eleman hem de silah geçirdiği belirtiliyor. Öte yandan Almanya'nın IŞİD'le mücadele bahanesiyle Peşmerge'ye gönderdiği silahların pazarlarda satıldığı iddia edildi. Alman medyasında yer alan habere göre Almanya'nın Barzani yönetimine teslim ettiği silahlar Kuzey Irak'ın çeşitli kentlerinde kara borsada satılıyor. Söz konusu silahların üzerinde yer alan Alman ordusu amblemleri bunların Almanya'dan gönderildiğini ortaya koyuyor.